29 Ocak gününden İstanbul 2 Tel'den hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhammed, ikinci bölümdeyiz. Çok güzel bir ders yaptık. Bu da bunun nesi? Bölüm 2'si. Şimdi birinci bölümde güzel bir ders yaptık. O bizim ilk basamağımız. Birinci bölüm önemli. Şimdi birinci bölümde şu denklemlerin en nihayetinde Muhammed şuraya varmıştık. Şu ara kısımları kaldıralım. Tahtada kendime yer açıyorum şöyle. Şimdi biz bu denklemi yaparken bazı kısıtlamalar koymuştuk kendimize. Neydi onlar? Bu diferansiyel denklemi çözerken. Dedik ki yer çekim ivmesi sabit kalsın. Onu bir hikayesini yapalım şöyle. Belli bir yükseklikten, yer zemini zeminden, yerden belli bir yükseklikten belli bir cisim serbest bırakılıyor. Ve ilk hız input 0. Serbest bırakılıyor. Serbest bırakıldığı anda bu dünya ağırlığından dolayı yer çekimi uyguluyor, doğru mu? Yani yukarıdan attığın bir cisim gittikçe hızlanır, doğru mu? Eğer ortamda sürtünme yoksa vuruncaya kadar hızlanır. Yani sonsuza kadar bir aradaki mesafe vuruncaya kadar hızlanır. Ama havanın sürtünmesinden dolayı biz ne dedik? Bir sürtünme kuvveti ve bu kuvvet, viskoz etki yapılan deneysel çalışmalarda hız ile bir sabit kere doğru orantılı çıkıyormuş. Bu esnada diferansiyel denklemimizi kurduk. Bu esasa göre değil, çözdük, doğru mu? Ama burada bazı şeyler var. Birincisi hava tabakası her katmanda aynı özellik göstermiyor. Şimdi burada yukarı çıktıkça havanın biliyorsun yoğunlukları değişiyor, içeriği değişiyor. Yukarı çıktıkça dolayısıyla bu K hep aynı K kalmıyor. Aşağı daha yoğun. Yoğunluk farkı var. Ve düştükçe direnç gösterecek. Yani bunun yoğunluğu diyelim ki D1, D2, D3 vesaire ise biz biliyoruz ki D1 büyük, D2 büyük, nokta nokta. Şimdi bu diferansiyel denklemin bir nesi oldu? Sıkıntısı oldu. Çok çok ideal bir çözüm değil. Boşta bir çözüm değil. Güzel bir çözümleme. Peki başka? Dünyadan, dünya düzlemi, dünyayı düşünelim Muhammed. Dünyamız olsun. Bu da cisim burada olsun. Şimdi sen bu denklem esnasında yer çekim ivmesini biz hep ne yaptık? Sabit, doğru mu? Evet. Tabii yabancı arkadaşların da anlaması için dg/dt'yi sabitse sabitin türevi sıfırdır. Ama yer çekim şiddeti her yerde aynı değil ki. Paraşütten atlayan adam önce paraşütsüz atlıyor. İlk etapta nasıl düşüyor? Çok yavaş. Havada bir mini ufaktan bir surf yapıyor. Nereye kadar? Yere yaklaştıkça hızlanıyor. Dolayısıyla uzaklık, yani bu düşme esnasında bu uzaklığı da biz hep sabit kabul ettik. Uzaklığı sabit kabul ettik. Ama bu kez uzaklık ne değil arkadaşlar? Sabit değil. Biz bunu da sabit kabul ettik. Ama uzaklık da değişiyor. Şimdi öyle bir mekanizma yapacağız ki hem yer çekiminin değişkenliğinden kurtulmuş olacağız, hem de dünyaya olan uzaklıktan kurtulmuş olacağız ve diferansiyel denklemimizi ona göre kuracağız. Bu da bizim Türkiye'nin neyi olur? İşte uzay çalışmaları için referans, bir ders olur. Literatürde bir şekilde bunlar yapılmıştır Muhammed, ama bizim Türkiye'nin bütün üniversiteleri internete online taşın, hangi doktora tezinde, hangi yüksek lisansta neyin geçtiğini bilmiyoruz. Kaldı ki bizimkiler çok becerebileceğini zannetmiyorum. Artı öyle değil ya. Biz YouTube üzerinden hani yabancıların da bu tip bir ders yaptığını zannetmiyoruz. Şimdi böyle bir dersi yapacağız. Burada matematiği bir gerçek dünyada uygulayacağız. Hani öğrenciler diyor ya, hocam bu bizim ne işimize yarayacak? Liseye giden öğrenciler bu kadar zor soruları bize niye soruyorlar? Şimdi bu iki handikaptan nasıl kurtuluyoruz? Nasıl bir denklem yapıyoruz Muhammed? Gösterelim. Bunun için şöyle bir senaryomuz var. Yine bir yer düzlemimizi yapalım.
Şurada biraz daha mı yanılacağız? Evet. Burası yer düzlemimiz Muhammed Efendi. Tamam. Hava tabakalarımız şöyle bir kısmen hani 7 katlı gök gibi. Biz ne diyelim? 9 katlı atmosfer. Böyle uydurduk. Sen aradaki tabakayı istersen binlerce kata ayırabilirsin. Öyle bir sürtünme yapıyorum ki ne yapıyorum Muhammed? Hem yer çekimini sabit kılıyorum hem de hava tabakalarındaki değişimi sabit. O zaman hemen bizim rotayı sen de anlamışsındır bu mevzuyu. Yanlamasına bir hareketini inceliyoruz. Tamam? Evet. Şimdi bu hareket boyunca Muhammed inceleyelim. Zaten şurası R değil mi? Bu roketi dt zaman sonra bir diferansiyel zaman sonra yine nereye gelecek? Şuraya bir yere gelecek. Bak R'lere bak. R aynı R. Dünyanın sanki yörüngesinde dönüyor gibi. Viskoz sürtünmeyi de aynı tabaka içerisinde bırakarak, dikkat et, aynı tabaka içerisinde bırakarak şeyi de K'yı da sabit kıldık. İki sıkıntıdan da kurtulduk, doğru mu? Bu denklemimiz daha bir gerçekçi oldu. Şimdi o zaman bu bilgiler ışığı altında şuraları bir sileyim ben. Şurayı ikinci yaptım, sileyim şurada. Bunun denklemini kuracağız. Neyi var Muhammed Efendi burada? Roketi yerin merkezine doğru çeken hangi kuvvet var? Kütle çekim kuvveti. Halk ona ne diyor? Yer çekimi. O zaman biz buna kısaca ne diyoruz? Ağırlık diyoruz. Onu neyle gösteriyoruz? G ile gösteriyoruz. Tamam mıyız? Vektördür, vektördür. Peki hareket ne tarafa doğru Muhammed? Hareket ne tarafa doğru? Bu tarafa değil mi böyle? Newton yasası net kuvvet neydi? En nihayetinde kalan M çarpı A'ydı, doğru mu? Hareket bu tarafaysa sürtünme ne tarafa doğrudur Muhammed? Tersine. Evet. Fs var. Bu tarafa doğru F viskoz etki var. O da neyle orantılıydı zaten? K çarpı V ile. Bu da M çarpı G ile. G ile değil mi? MG ile. Vektörse vektör şunu. Bazı hocalar bunlara çok takıntılıdır Muhammed. Evet. Vektör. Şimdi başka bir kuvvet daha var sisteme girdi. Ne? Dönme hareketinden dolayı moment. Dönme hareketinden dolayı merkezin dışına doğru fırlatan ipte bir şöyle ipi çevirdiğin ipte bir gerilme oluşmuyor mu? İşte biz ona ne diyoruz? Merkez kaç. Aynen harikası Muhammed. Merkez kaç. Yani merkezden uzaklaştıran bir kuvvet. O dairesel hareket yapıyorsun. Of of of. Burada işler karıştı Muhammed. F merkez kaç kuvveti. Bu da bunun da biz ne olduğunu biliyoruz. M çarpı V kare bölü R olduğunu biliyoruz. Of of of. Şimdi dikkat et. Bu ile bir sistemle R'yi de ne kıldım ben? Sabit kıldım. Öbür türlü zamanla değişiyor. R de değişecekti aşağı yukarı. G'yi sabit kıldım. Bunu da sabitledim. Aslında bir noktada dünyanın yörüngesi üzerine bir uydu yerleştirir gibi yaptım değil mi? Yalnız şunu da unutmayalım Muhammed. Şunu da unutmayalım. Burası sürtünmeli bir ortam. Tamam mı? Bununla ilgili hep gönlüm ister bir araştırma çalışmasında yer alalım. Yani şu bir şeyler yapalım. Sürtünmeye girdiği anda bak diyelim ki dış ortamdan geldin. Sürtünme tabakaya girdiği anda roketin neresi Muhammed? Şu alt kısım aynı suya değer gibi hava tabakasına değiyor. Doğru mu? Dolayısıyla ister istemez bunu ne yapıyor? İçeri doğru büküyor. Hani bu şeye benzer. Uçak denizin üzerinde gider tamam sıkıntı yok ama bir tarafı suya değerse o taraftan suyun içine girer. Dönme hareketi yapar. Yani bu dönen testerenin hareketi gibi içeri girecek. Kanadın diyeyim sol kanat değdiği anda sol kanattan sonra kafayı sokacak. En sonuna sağ kanat ve arka kuyruk gezecek. Doğru mu? Evet. Şimdi şöyle bir düşüncem var. Yani hani dedik ya birinci derste ya kedileri belli mesafeden atıyorsun. Onun üstünden 60 olmaz sonucu değişti mi? Kedi ne yapıyor Muhammed? Ayaklarını açıyor böyle.
Bir kere bizim iki tane var, onun dört tane var. Çünkü biz ön kollarımız zayıf. Kollarımız eğer ayaklarımız kadar güçlü olsa ve ayaklarımızın da yüzeyi aynı patiler gibi ön tarafa bakıyorsa, yüksek bir binadan atladığımızda bizim de bir kurtulma şansımız olur. Şimdi kedi bunu yapıyor. Bir de dikkat edin, şu ön gövdeyi genişletiyor, sürtünmeyi artırıyor. Hani siz snowboard'da duracağınız zaman, mesela gidiyorsunuz, duracağınız zaman ne yapıyorsunuz? Öne doğru vücudunu çeviriyorsunuz. Bak, sürtünmenin yüzeyi azken birdenbire yükseltiyorsun. Bu da senin aslında durmanı sağlıyor. Şimdi şu aynı teoriyi şöyle yapacağım ben. Derse kısa bir müddet ara. Şeyler, akbabalar, ben onların uçuşlarına hastayım. Akbabalar mükemmel, çok hoşuma gidiyor. Akbaba buradan, bak ne yapıyor? Akbaba buradan, diyelim ki yuvası burada. Burada bir dağ, böyle bir yerde yuvası var. Buraya konacak. Nasıl konuyor? Diğer kuşlar gibi böyle yapmıyor. Buradan bir hızlanıyor Muhammed böyle aşağı doğru. Şöyle geliyor. Burada, tam buradan gelirken kanatlarını bir açıyor. Yükseliş veriyor. Pat ayaklar üzerine konuyor. Şu hareketi görüyor musun? Belli bir hız yakalıyor. Şimdi biz ikiz kuleler 11 Eylül saldırılarında o büyük gökdelenlerden aynı anda insanları tahliye edemiyorsun. Aynı anda paraşütle atlasan paraşüt takılıyor, dolanıyor, atlama alanı yok. Bu aslında insanların yüksekten askeriye bununla çok ilgilenir. Askeriye müthiş ilgilenir. Ben yalnız şu Felix'in bir de çalışması vardı. Fransız ordusu ona el koydu. Burada kedinin atlaması şekline dikkat et internete falan. Tam atlarken kuyruğunda şu hareketi yapıyor. Yani kuyruğuyla hem denge sağlıyor, biraz yönlendiriyor kendisini. Hızını da ayarlıyor. Hani helikopter hareketi gibi. Tabii insanların da şöyle şeylerini genişletip şuraya da bir sağlam yağmurluk şey diyoruz ya, onları atlama sağlam naylonlardan, kumaştan ayak yüzeyini genişletecek şekilde binadan bıraktığında o insan düşmeden evvel şu hareketi yapabilir yani. Uçağın hareketi gibi. Gelir böyle yapar, gelir böyle yapar, gelir böyle yapar, sonradan da buradan kendini bırakır. Ve bunun üzerine çalışmalar yapıldığında ileri dönüm çok etkili olacağını düşünüyorum. Tamam, biz gelelim konumuza, matematiksel denklemimize. Kim çalışırsa, kim bilime yatırım yaparsa Muhammed, o mutlaka kazanır. Sistem bu. Bu sistemde ne gerekiyor Muhammed? 4 tane kuvvetin toplamının sıfırlanması. Nasıl topluyoruz? Yalnız burada dikkat edersek şu ikisi zıt yönde, doğru mu Muhammed? Bu ikisi zıt yönde, bu ikisi de zıt yönde. Ha? O zaman şunu yapacağız. Şu an şöyle düşünüyoruz. Ben denklemlerimde ne kabul etmişim ben ilk etapta? Onu ben izahatını şöyle yapayım. Nerede benim denklemlerim? V kareydi, ifademizi buraya koydum. Evet. Şimdi ben bu denklemleri yaparken hani vektörel toplam, Pisagor diyoruz ya Muhammed, o devreye girecek. Hani çocuk yine soruyor, ya bu Pisagor'la bizim ne işimiz var? Bak burada lazım olacak. Şimdi senin formülünü bir yazalım biz. F net kuvvet. Ha, önce şunu yapalım. Burada kim kimden büyük bilmiyoruz. Onu bir konuşalım. Eğer çok hızlı gidersek, çok hızımız varsa merkez kaç kuvveti büyük olur? Roketi yörüngenin dışına çıkarır. Tamam. Eğer merkez düşük hızlarda merkez kaç kuvvet? Bak hız ne olursa olsun ağırlık aynıdır, görüyor musun? Hızı artırırsan bu bölgede ağırlık aynı. Şimdi hız küçük olursa bu sefer G'si büyük olur. Dikkat et, o zaman tam denge anında, bu ikisinin birbirine eşitlik anında, yani M V kare bölü R'nin M G'ye eşit olduğu anda, bu böyle bir hızda, bu neye eşitmiş bak, V kareye dikkat et, RG hızında sistem yörüngeye kilitlenmiştir. Artık sürtünme olmasa, yani sürtünmesiz atmosferin dışında olduğunu düşün, bu burada devamlı dönecek. Evet. Bu hızla. Çünkü sürtünme yok, yavaşlatan yok. Doğru mu? Evet. Yavaşlatan bir şey yoksa o hızıyla aynı, diyorlar ya hocam bu uydular nasıl düşmeden duruyor? Nasıl ki artık dünyaya kilitlenmiş vaziyette. Şimdi bunların eşitlik durumunda böyle bir şey olacak. Ben
Sonra hareketin yönü bu taraf, bu ona göre eksi. Doğru mu Muhammed? Bak bu da birbirine göre eksi. Vektör. Şöyle diyelim, bir an için G'yi büyükmüş gibi kabul ediyorum. O zaman bu denklem M çarpı A, sistemin denklemi M çarpı A. G büyükse G eksi KV, yani yok KV değil. Merkez kaç? Merkez kaç? G ile değil, tersi. G eksi merkez kaç kuvveti? F merkez kaç? Doğru mu Muhammed? He? Evet. Başka? Bir de bununla zıt yönde. Şununla zıt yönde. Bununla zıt yöndeyi nasıl yapabilirim? Aslında bunu buraya yazdım da görünmüyor. Öğrenci orada hata yapıyor. M çarpı A eksi Fs diyoruz ya Muhammed. Eksi Fs öbür tarafa ne geçiyor? Artı. Çünkü denklemin eşitliğin diğer tarafına atmış olacağız. Fs diyoruz. Şimdi denklemi iyice oturtuyoruz. Şimdi Muhammed Efendi. Bu vektörün F net kuvvet. Bu ikisinin çıkarımı zaten sonuçta vektör. Bu da vektör. Bunları böyle toplayamazsın. Neden? Burada Pisagor. Dik üçgen bağıntısı işin içine giriyor. Tamam kardeşim. Diyelim ki G büyük. Merkez kaçı geldi bu tarafa. G bu tarafa doğru. Fs bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru. Aslında senin bileşke kuvvetin şöyle bir F net kuvvet çıkarımı yapıyor. Hani roketin itme F net bu şekilde bir yön yapıyor. Vektöre. Dolayısıyla sen bu denklemi o zaman kare bağıntısıyla düşüneceksin. F netin karesi. Bu ikisinin farkına, şu ikisinin farkına bir şey diyebilirim ama G eksi F merkez kaçın karesi artı F viskozun karesi. İşte diferansiyel denklemi buna göre kuracaksın. Tamam? Dakika bilgisi istiyorum Muhammed 17. Efendi. 17. Nereyi silsem acaba? Pek de yerim yok. Şuna da tam şu kısmı bir sileyim. O zaman yazalım Muhammed seninle beraber. Bu denklemi yazalım. F net. M çarpı A. A'da neydi Muhammed? DV bölü DT. Tamam mıyız? Hızın zamana göre eşittir. G'miz MG. MG. Eksi merkez kaç kuvveti? M V kare bölü R nin, pardon özür dilerim, bu kareleri unutuyoruz. Bunun da artı viskoz kuvvet neydi? K çarpı V'nin şimdi oldu mu Muhammed? He? Tersi. Ben artık burayı siliyorum. Burayı siliyorum. Artık bundan sonra matematiksel işlemi, diferansiyel denklemi çözümleyeceğiz. Buralarda çünkü benim yerim kalmadı. Sildik. Burayı da silelim. Denklemimizi yazdık ve bitirdik. Yalnız burada tabii şu dersin başında uyarayım. Bir şeyi kareye kaldırdığın anda Muhammed eksiliği de yok etmiş olursun. Yön kavramını kaybetmiş olursun. Evet. Denklemin sonucu bir şey çıkacak. Orada diyeceksin ya bu denklem gerçekle uymuyor. Bunun gerçekle uyumlu hale gelmesi için bunun şöyle olması lazım. Yorumunu yapacağız. Şimdi amacımız ne Muhammed? Bunu yalnız bırakmak. Doğru mu? O zaman hocam her tarafı bir kare kökünü almamız lazım dersi. Olur. O zaman burası M DV bölü DT kare kök ne diyelim biz buna? Bunun karesi M kare G kare. Bunu yazayım istersen. M kare G kare komple kare kök. M kare G kare eksi şu birinciyle ikincinin çarpımı iki katı hikayeleri devreye giriyor Muhammed. Görüyor musun? Birinciyle ikincinin çarpımı iki katı. Ben bunun en son düzenlenmiş halini vereyim. Çünkü zamandan kazanalım. Hani birinciyle ikincinin çarpımı iki katı artı ikincinin karesi hikayesi var ya. En son bende şey var. Göstereyim notları da göstereyim. Şöyle. Şu benim karalamalarımı da gösterirse Muhammed. Şöyle. Zamandan kazanan. Şimdi ben bunun son kısmını yazayım. M'ye de bölmüşüm. Bak buradan M kare, buradan M kare, buradan M kare, burada M kare yok. O zaman K bölü M şeklinde bak. Hani M kare parantezi M'leri götürdüm. Bunda olmadığı için alta K bölü M geldi. Dolayısıyla M'leri götürdüğümüzde söyledik. En son ne kalmış elimde? Şöyle bir şey kalmış bir dakika. Evet. Buradan
V kare parantezinde V bölü R'nin karesi eksi 2 bölü R artı K artı G. Evet, diferansiyel denklemimiz budur Muhammed. Ama her lise talebesini bırak, üniversite talebelerinde çoğunluğu da bunu çözemez. Her baba yiğitin harcı değil. Şimdi burada biz bir durum yapacağız. Şu denkleme bir durumu uyarlayacağız. Neye uyarlayalım? O kalsın mı? Kalsın. Şimdi G'nin, G ifadesinin yani broket bir miktar yere doğru, yani hedefe doğru gitsin. Yani merkez kaç kuvvetinden G'yi büyük kılalım. Yani G büyüktür F merkez kaç ise, yani şu ihmal ediyoruz, tamam mı Muhammed? Bir özel duruma çalışacağız. İhmal ettik. Ha, eşitlik durumuna da bakacağız. Eşitlik durumu da güzel olur. Eşitlik durumunda da bak kim gümlüyor Muhammed? Eşitliğin o şeyini, yörüngeye kilitlenme durumunu 3. bölüme bırakırız. O zaman senin denklemin Muhammed, söyle bana. M kare dv bölü dt'nin karesi eşittir. Bunu ihmal ettik. Kareye kaldık. M kare g kare artı k kare v kare. Tamam mıyız Muhammed? Evet. İşte liseye giden talebeler, aslında hocalar da bunları gösterseler daha yüksek motivasyonlu. Ya uzay teknolojisinde, Türkiye'nin efendim gök biliminde şeyi açar mısın ısıyı biraz? Ben niye öksürmeye başladım bilmiyorum. Muhammed seri. Bir de benim şu çayımı tazele Muhammed. Ben böyle yakıtsız gidemiyorum. Bu roketin yakıtı bitti mi? Ne olacak bu roket? Çok yatırım yaptık. Şimdi Muhammed dikkat et, yine mekarelerden ben kurtuluyorum. Çay bu tarafta. Oo, alışkanlıklar kötü bir şeydir. Mekareden kurtuluyorum. Her tarafı mekareye bölüyorum. Bunu da mekareye böleyim. Şöyle bir oluşsun. O zaman her tarafı mekareye böldüm. M'ler gitti. Bu kaldı. Bunda karekök dışına. DV bölü DT. O tarafı da karekökledim şöyle. Bunu da kafaya alayım. K kare, M kare, V kare artı G kare. Buradan Muhammed Efendi V'yi çekersek aslında liseye giden arkadaşlar için bu bir aşinalık ifadesine dönüştü. Nereye yazayım ben onu? DV eşittir. Pardon. V'ler T'ler bir tarafa. Önce tersini yazalım. Şu ifade. Nerede o? Tamam. DT eşittir Muhammed. DV bölü karekök KMV kare artı G kare integralinin çözümünden başka bir şey değil. Evet, önümüze bir integral geldi. Gördün mü Muhammed Efendi? İşte bu integral. Dakika bilgisi istiyorum Muhammed. 24. Harikasın. Çay için teşekkür ederim. Bu baba ders baba. Şimdi Muhammed, bu tip integralleri öğrencinin gözüne ne kadar kazık diyor. Öğrencinin gözüne biraz aşina hale getirelim. Ne yapalım? Bu T'yi zaman olan... şöyle yapıyorum. Tamam. V gördüğüm yere Y yazıyorum. DY bölü öğrencinin istediği. K bölü M Y. Pardon. Düzelt. Tersini yapıyorum. Hayır. Y gördüğüm yere X. Şuna X... Özür öğrenci. Şurası x'in karesi artı g'nin karesinin karekökü. Tamam mı? Yalnız benim burada dt dediğim zaman olan t, öğrenciler burayı y olarak düşün. X ve y ikilemi gibi. Dolayısıyla ben bu x ve y'ye bu t'yi de kaldırıyorum. Buradaki T'yi kaldırıyorum. Y yapıyorum. Matematik hocası böyle soruyor. İyi bir integral sorusu olur bundan. Öğrenci de sormaz. Ya hocam biz bunları nerede kullanacağız? Niye kullanacağız? Bak uzayda daha birinci, ikinci derslerde karşımıza bu diferansiyel denklemler çıktı. Şu tip kalıplarda Muhammed. Mesela DX bölü atıyorum. AX kare artı B. K
karenin kare kökü tipli integrallerde öğrenciler şöyle dönüşüm yapıyorlar. Şu ax kare dedim, a'nın da karesi var. O zaman ax beraber karesi. Özür. Ha şuraya ax kare. Şöyle dönüştü. Şu ax eşittir b kere tanjant t dönüşümü yapıyor. Burada bir sıkıntımız şu. Bizim t'miz zaman olan t. Buradaki t ise bağımsız indis. Dolayısıyla zaman olan t ile bağımsız indis olan t aynı t değil. Karışmasın diye ben bu denklemler için buraya to kullanacağım. Tamam mı? To ile. Bu formasyonu. Şimdi bunu o diferansiyel denklem dönüşümüne uygulayacağız. Burayı kaldıralım artık. Neyin ne olduğunu anladık. O zaman hocam senin ifaden şu olur. K bölü M x eşittir c çarpı tanjant to dönüşümü yapacakmışım. Girdik fizikten derin matematiğe. Muhammed neyi oluşturman lazım? dx'i. O zaman her tarafı x'e göre integre. Dx eşittir. K bölü M, M bölü K olarak M, G bölü K. M-G-K. 1 artı tanjant kare to d to oldu. Tamam. Bunları yerine koyacağız. Y diye devam ediyorum. Sonra bu Y'yi T yapacağımı söyledim. Öğrenci aşina olduğu yoldan. Dx gördüğüm yere Mg bölü K'yı dışarı aldım. Mg bölü K'yı dışarı aldım. Değil mi? Şu dışarıda. Dx'in yerine 1 artı tanjant kare to d to bölü bu ifade. Bunun yerine K bölü M x kare gördüğüm yere şu G kare to kare G kare tanjant kare to geldi. Tamam mı? Bak bunun karesini eşitliği koydum. Sonra artı G kare burada var. G'nin karesi var. Ve kare kök. Şimdi Muhammed eğer burayı G parantezine alırsa, burayı G parantezine alırsa, G kareler dışarıya ne olarak çıkar Muhammed? Ne olarak çıkar Muhammed? G olarak çıkar. Burada da bir kalır. Tamam mıyız? Hocam şu G'lerle, yukarıdaki G gitsin. M bölü K kaldı. M bölü K kaldı. İntegral. Hocam bu var köklüsü, bu var köksüzü. O zaman yukarıda kök 1 artı tanjant kare to'nun kare kökü d to var. Tamam mıyız? Götürelim. Bir aşama daha götürelim. Bunu düşün. Tanjant kare neydi? Sin kare to bölü kos kare to'ydu. Biri de kos kare to bölü kos kare to. Kos kare to bölü kos kare to. Değil mi? Biri de böyle düşün. Hocam şu ikisinin toplamı 1 yapar zaten. 1 bölü kos kare to. Kök dışına 1 bölü kosinüs to. M bölü k. İntegral d to bölü kosinüs to integralinden başka bir şey değildir. En nihayetinde yukarıda kendime yer açıyorum. Bak bu gerçekten öğrenciye matematiği böyle verirsen öğrenci kendi kendine motor gücünü, içsel motivasyonunu yakalar. Ben bak liseyi bitirdim, üniversiteyi bitirdim. Lan diyorum bu denklemler biz niye öğreniyoruz? Niye öğreniyoruz? Hiç fiziksel dünyada kullanmadık diyorum. Halbuki programda yani lise müfredatı ve üniversitede ve bir bütünlük sağlanırsa ulan bak bu bize burada çok lazımmış. Adam şimdi hemen ya Allah bismillah kılıcı çekiyor hocam diyor. Ben Türkiye'nin diyor işte başarısı için çalışacağım, uzay programı yapacağım, yerin içinden geçeceğim. Adam bunlar öbür türlü bakıyor trene bakar gibi bakıyor. Matematikçiler de bilmiyor biz bunları öğretiyoruz ama niye ek dersine bakıyor. Parasına bakıyor. Zaten kaç bin tane öğretmen var. İçelim güzelleşelim dedik. Şimdi Muhammed bu integralinle ilgili biz çok videolar yaptık o yüzden kısa kesiyorum. M bölü K 1 bölü kosinüs to neydi? Sekanttı değil mi bu? Doğru mu? Sekanttı. Bunun integrasyonu şu. Ne demiştik? Ln yine 1 bölü kosinüs to gelecek. Kosinüs to. Artı kosinüs payda da olması için tanjant to. Böyle yaptık. Artı bir integrasyon sabiti koyuyorum. Ya hocam her yer Roma gibi ln'e çıkıyor. O zaman şurayı yaptık. To için neye to demiştik la biz? Sekanta mı? Bir dakika lan.
Şöyle dur. K bölü B x eşittir g tanjant to demiştik, doğru mu? He? Böyle mi demiştik biz? O zaman tanjant to'yu ben bir oluşturayım özel üçgenimize. Bak hangi konulardan nereden geliyor? Tanjant to'yu oluşturalım. To burası olsun. Tanjantı bunun. Tanjantı g karşıya bölü olarak geçerse. Bu g'yi buradan kaldır. Karşıya bölü olarak ver. Tanjant karşı bölü komşu. Karşıda kx. Komşuda mg. O zaman burası da mg kare artı kx kare bölü karekök. Bu bize lazım olur diye. Şimdi dy dediğimiz şey bizdeki y t idi. Zaman olan t çıktı. M bölü k ln 1 bölü kosinüs to. Kosinüs neydi? Komşu bölü bu. Komşu 1 bölü sosu bu bölü komşu. O zaman buraya mg'nin karesi artı kx'in karesi bölü mg. Tamam biz Muhammed? Artı tanjant to. Tanjant karşı bölü komşu. Kx bölü mg artı g. Hatta ben bu g'yi bir artistik olsun diye daha önce birkaç kere yapmıştık. ln g şeklinde yazacağım. G'yi başka bir ln, buna g1 diyeyim, tamam. ln c2'ye iz düşsün. Hani ln'leri aynı yerde birlikte almak istiyorum ama önde de katsayı var. Bu ön katsayı bu tarafa atacağım. Ktm k bölü m t. Bundan kurtuldum, öbür tarafa attım. Hop, bundan kurtuldun, öbür tarafa attığın anda bunu bu tarafa atıyorsan buradaki katsayı da ondan etkilenecek. Ona göre ondan kurtulmak için şöyle yapabilirim. Bu üste gelir. M üzeri M bölü K olur. Heh. Buradan kurtulayım. Tamam. Evet. Yani elenli olsun istedim hepsi. Ve en nihayetinde zaman olan T eşittir. Tek elende yazıyorum Muhammed. M G kare artı K X karenin, burada bir karekök vardı. Yemişiz karekökü Muhammed. Bunun karekökü artı K X payda tek bölü Muhammed sakin M G vurum M G artı elen C, onu da çarpım olarak bunun yanına şöyle bir şey yapabilirim. C2 şeklinde yazarım. Tamam mıyız Muhammed? Hı hı. Devam ki. Sona getirip bağlayalım hadi. Güzel güzel güzel. Evet. O zaman ben buradan T'yi çekersem T'yi çekmeyeceğim. T burada kalacak. Bunu çekeceğim. Bunu. MG kare artı KX'in karesinin kare kökü artı kx, evet, bölü mg parantez çarpı c2 eşittir e üzeri t. Gördün mü Muhammed? Denklemimiz budur. Böyle bir denkleme çıktık. Ha, bu mg'yi karşıya olarak çarpma atarsın, c2'ye 1 bölü c2 yeni bir sabit dersin, düzenlersin vesaire. Fakat şurada bir şey söylemek istiyorum. Biz dedik ki ifadelerin başında, biz bunu yaparken vektörleri kareye kaldırdığımızda eksiliklerini ihmal ediyoruz, yok sayıyoruz. Tamam mı? Dolayısıyla zaman olan t'nin denklemin bir tarafında şöyle bir eksilik ifadesi alması bizim için sürpriz bir şey değil. Onu da artık 3. bölüme bırakacağım. 3. bölümde ne düşünüyoruz Muhammed, onu da söyleyelim. İnşallah başka arkadaşlar bizden duyanlar da olur. Onlar da bize katılırlar. Rekabet olursa kalite güzelleşir. Bizim görmediğimiz onlar görür. Hocam yanlış yapmışsın derler. Vesaire. Güzel bir ders yaptık. Ben öyle düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Senin söyleyeceğin bir şeyler var mı? Yok. Peki. Herkese başarılar.